28 Kasım 2023 İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bakırköy Yeni Mahalle. Yine Son Ermeni Ustalar belgeselinin bir terzi akvaryumumuzu çekeceğiz. Hava çok soğuk. Kar soğuğu var. Evet, şöyle şurada fiyat listemiz var. Pantolon 35, paça daraltma 35, pantolon fermuar 40, elbise boyu 40, ceket kolu kısaltma 60, duble paça 50. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Evet, maskesiz girmeyiniz. Lütfen bekleriniz. Pare bak parem. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Buyurun. Nasılsınız? İyidir, idare edip gidiyoruz. Allah dahi etsin. Öncelikle vakit ayırdınız, kapınızı açtınız. Çok teşekkür ediyorum ne akbarım. Demek, herkese açık. Sağ olun. Sizi kısa tanıyabilir miyiz? Nerede doğdunuz? Çocukluğunuzda, gençliğinizde neler yaptınız? Bu işe nasıl başladınız? İlk ustanız kimdi? Buyur akbarım. Kastamonu Hacıbey köyünde büyüdüm. Kastamonu'da asker oldum, ayrıldım. Babamla beraber çalıştığım için baba mesleği. Kastamonu'nun zaman içinde terzi evet. Dükkanınız mı vardı akbarım? Evet. Terzi dükkanımız vardı. Hayri'mizin ismi neydi? Babamızın ismi? Garbis Karabetti. Garbistay dayım? Halim Varsın'da. Garbistay dayım yanında mı siz başladınız bu işe? Evet, babam. Babamın yanında, babam işte. Babanız yanında. Evet. Sizin çocukluğunuzda Kastamonu içinde kaç hayır vardı, kaç tane sanatkar vardı, nasıldı durumlar? Çocukluğumuzda hayır vardı ama şimdi daha kalmadı. Sayılı yani. O zaman kimler vardı mesela, hatırlıyor musun ustalardan, terzilerden? Çocukluğumuzda büyüklerimiz vardı. Kimisi Almanya'ya gitti, kimisi İstanbul'a geldi, kimisi öldü gitti. Hepsi bitti. Kaç yaşına kadar Kastamonu'daydın Zahbar'ım? Asker oldum, ayrıldım. 20 yaşımda. 67'de. O ustaları hatırlayabilirsiniz. Zanatkarlardan mesela hiç hatırladınız var mı böyle terzi şey? Yok, hatırladım. Hepsi o bir tarafta. Yok, isimlerini söyleyebilir misiniz lütfen? İsimlerini rica etsek. Onları da anmış olalım. Vallahi. Kimler vardı mesela? Şu anda gelmiyor aklıma, çok. Terzilerden kim vardı mesela? Çok. Benim tanıdıklarımı Gülben de tanır. Anladım. Hiç aklına gelmiyor. 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 Canın sağ olsun. Süron abi vardı. Garbis abi vardı. Tamam. Bunlar terzi miydi akbarım? Terzi. Tamam. Terzi uzun derler. Elekçi varmış, elekçiler değil mi? Kastamonu meşhur elekçi. Elekçiler iyidir. Miran Dayday vardı elekçi. O şeydeydi ama Bey Mahallesi'ndeydi o. Şey, Dadayday'dı o. Benden büyük akparikler vardı. Hepsi evet. Rahmetli oldu çoğu. İyi, hepsi de iyi insanlardı. Akbarım şimdi burada ne yapıyorsunuz? Buradan dükkanda neler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Tamir şurada bir makinamız var mesela. Evet, bir makine. Düz makineyle bir tane overlock'umuz var. Düz makine dediğiniz ne oluyor? Sadece düz dikiş makinesi. Evet, dikiş makinesi. Normal dikiş makinesi. Şu değil mi akbarım? Buradır. Evet. Tamam. Evet. Birazdan bir iki dikiş yaparız inşallah çekim. Var mı çekil böyle dikeceğiniz bir şeyler akbarım? Dikeriz. Bu ne makine akbarım? Overlock. Overlock. Evet. Overlock ne demek akbarım? Overlock hem dikiyor hem temizliyor, kesiyor. He, bu çok mühim bir cihaz değil mi akbarım? İyi iyi. İkisi de iyi ya. He, bunlar olmasa olmaz, bizim iş olmaz. Aç kalırız de. Tamam akbarım. Akbarım burada bir böyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden gelmiş değil mi akbarım sana? Evet. Bu fiyat listesi değil mi akbarım? Evet, fiyat listesi ama maliyeciler geldi. Beni yakaladılar kayıtlı değilsin diye. He, kaydı yaptırdın. Neyi yaptırdık? Hayırlı olsun. Şimdi kafan rahat. Rahat tabii. Burada iplikler var değil mi dayı? Evet, aynı. Aynı. Burada da gene iplikler var. Evet. İplikçiye çalışıyorsun. renk olmadı mıydı olmuyor. Evet, renk olmadı mı olmuyor. Olmadı mıydı olmuyor. Şimdi burada sırf tamirat mı yapıyorsun akbar? Tamirat. Tamir, başka yok. Peki çocukluğunda ısmarlama elbise dikiyor muydun? Evet, ısmarlamacıydık biz. Ismarlama işi yapıyorduk zaten. Yani takım elbise dikiyordun değil mi akbarım? Evet. Ölçü alıyordun sıfırdan. Babam ölçü alırdı, yapardı. Ben nefret ettim, bıraktım o işi. Niye bıraktın akbarım? Ne yapacağım ya? Zor mu?
Zor tabii ya. Bir de hakkını alamıyorsun herhalde. Milletin kahrını çekmek zor. Hakkını alamazsın. Milleti memnun etmek çok zor. Zor, yok zor, orası zor. Bir daha sök kolunu, bir daha tak. Zor, zor. Anladım Akbarım. Dayday'ın burada Her bir şey televizyonu var. Bahalandığı zaman düşüyor işte. Evet, Yerman. Daha sonra ben konfeksiyona geçtim. Senelerce konfeksiyon işi yaptım. Beyazıt'ta. Bakırcılarda mal verdim. Bakırcılar vardı eskiden. Evet, evet. Arapçır'dan patronlarım vardı, tüccarlarım vardı. Onlardan çok yardım gördüm ben. İsimleri neydi onların? Unuttun da. İbnül Emin Han'da var, Fırat vardı. Evet. Bir de şey de vardı, Haydar Karaca vardı. Çukurhan'da, evet. Beyazıt'ta. Evet abi. Onlardan çok yardım gördüm. Allah Hiç razı elimde olsun imkanım onlara. Yokken benim makinelerimi aldılar, kumaşçıyla tanıştırdı, kumaş aldırdılar. Allah razı olsun. Çalışarak ödedim yani. Sağ ol. Şurada bir elbise var Akbar'ım. Bunu senin için ne yapacağım? Bir gösterebilir misin bize? Ne için Biz bunu yedi bu? Düzelteceğiz. Bunu düzgün vaziyette alttan keseceğiz. Kısalacak bu. Kısalacak. Ben de tesadüfen geldim. Hanımefendi Bağdatlıymış. Bunu annesine Evet, Bağdat'a evet. yollayacak. Evet, evet. Yapacağın iş Bağdat'a gidecek yani. Evet, Irak. gidiyor zaten. Evet, yani güzel. Yurt dışına Burada gidiyor. Akbar'ım burada bir şey var. Bu nedir Akbar'ım? Şu nedir Akbar'ım? Bu yastık. Ne yastığı? Kafanı Yastık koyuyor. derler. Ceket filan ütülenir burada. Ha, ütüyü yapıyorsun. Ütü yapılır bunda. Akbarım sen ütüyü modern şeye geçmişsin. Bu mu ütün? Evet. Çocukluğunda nasıl ütüler vardı Akbarım? Kömür ütüsü. Ne anlamadım. Kömür ütüsü vardı çocukluğumda. Bir anlatır mısın nasıl oluyor kömür ütüsü? Kömür, normal kömürü mü koyuyorsun içine ne oluyor? Kömür koyuyordu, o kendi kendine yanıyordu. Onun Allah sıcaklığıyla Allah. Ütü yapardı. Çok da güzel yapardı. Ütünü demir mi oluyor hiç? Demir, demir. Böyle Çelik, açıyorsun. Çelik. Kömürü koyuyorduk. Sıcak kalıyordu. Zaten kömür kendiliğinden yanıyor. Yakıyoruz. Sabahleyin ilk defa bir yakıyoruz. Ha, dışarıda sonra, şeyin içinde yakıyorsun kömürü. Ondan sonra noksanlaştıkça kömürü ilave ediyoruz. Devam ediyor sıcaklığa. Allah Allah. Ne kadar nostaljik ya. Eskiden çok. Çocukluğunda değil mi dayı? Evet. Giderdik. Evet. Kömür ayırırdık. Marsuk olmayanları seçerdik. Marsuk olduğu zaman koku yapardı. Evet. Rahatsız ederdi yani. Kastamonu'da müşteriniz arasında kimler vardı Akbar'ın babanızın müşterileri arasında? Kimlerdi müşterileriniz? Valla Kazadan gelirdi elbise diktirmeye. Taşköprü'den, Daday'dan gelirlerdi. Böyle şey var mıydı askerler böyle kamuda çalışan? Valla savcılardan, müdürlerden, emniyetten hepsinden gelirlerdi sağ olsunlar. Sana... Terzi Garbis dedim miydi bir taneydi. İki tane yok. Hepsi gidiktirmeye geliyorlardı elbise. Evet evet. Bir ay beklerlerdi kumaş geldiği zaman. Bir ay beklemek zorunda. Evet. Sıraya giriyor. Evet. Bir ay beklerlerdi. Kaparo mu veriyorlardı? Ne yapıyorlardı? Yok. Sadece kumaşı bırakırlardı. Haber beklerlerdi. Ha söz ağzından çıkıyor. Evet. Ha kendi kumaşı getiriyor. Tabii kendim. Ha, anladım şimdi. Ismarlamada diktirecek adam getirir. Kumaşını, elbisesini öyle dikilir. Siz elemeyi alıyorsunuz. O bir türlüsü tüccar terziye giriyor. Hatırlıyor musunuz? Çocukken babanız bir takım elbiseyi kaç kuruşa dikerdi? Hatırlar mısınız? 7,5 liraya dikiyordu. 7,5 lira? Evet. Ben asker olduğum sene 7,5'a dikiyordu. 67'de. 67'de bir takım elbise Kastamonu'da gelsek 7,5 liraya diktiriyoruz. Evet. 7,5 lira iyi para mı? Ne ekmek kaç kuruş o zaman? Mesela atıyorum. Akşam yediğimi bilmiyorum da. Bu kadar da bilgi verdin dayı. Allah razı olsun. Evet gerçekten burası herhalde ama 1,5'a 2 buyur Akbar'ım buyur lütfen. Memleketimi seviyorum. Orada büyüdüm. Orada yetiştim. O bakımdan seviyorum yani. Kastamonu çok güzel. Yeşillik. Ne olursa olsun yani ben orada büyüdüğüm için orada gözüm açıldı. Orayı seviyorum. Çok seviyorum. Çocukluğunda kaç hayhane vardı Akbar'ım Ermeni bu aile? Adet olarak söyleyeyim. Aile çocuk. Aile. Yaklaşık ya. En geç zamanımızda ayrıldık biz orada. Yani 40-50 aile var mıydı Akbar'ım? Öyle vardı o zaman. Vardı değil mi? Fazlası. Fazlası vardı. Fazlası vardı. Akbar'ım oradan kaç yılında ayrıldınız? Ben 67'de ayrıldım. Asker oldum ayrıldım. Sonradan babam da benim abim okuyordu. Akbar'ım o yıllardır ata topraklarınızı niye bıraktınız İstanbul'a geldiniz acaba? Ya her taraf, herkes bir tarafa dağıldı. Ne olacak? Mecburen sattık.
Şimdi bizim köyümüz mahalle oldu. Hacı Bey köyüydü, Hacı Bey mahallesi oldu. Taşköprü'ye giderken o birinci köy, sağda, yolun üstündeki. İnşallah gideceğim yazın. Taşköprü'ye orada sizin köye de uğrarım. Tosya yolu geçiyor bizim köyde. Şey, pirinci meşhur olan Tosya. Evet, Tosya yolu Tosya geçer. Angra yolu geçer alt tarafta. Siz sarımsağınız da çok meşhur. Sarımsak Taşköprü'de, bizim kazamızda. Sarkistay dayım var, bir tane Taşköprü sarımsağı satıyor, Taşköprülü. Kurtuluş'ta böyle açıkta. Hep uğrarım ona, Sarkistay dayıma. Hep alırım. Evet. Çok güzel bir insan. Ermeni Hastanesi'nde cilt doktoru var, Sarkis. O da Kastamonlu'dur. Soyadı ne? Cilt doktoru, Sarkis derler. Orada. Cilt doktoru Sarkis, hemşerin. Evet. Hemşerim aynı zamanda akrabam, aynı zamanda da oralı. Orada o da büyüdü, orada okudu. Emekli oldun mu dayım? Ben? He. Olduk canım, daha olmayalım. Çok güzel. Şimdi burada böyle ufak tefek tamirat, ısmarlama işleri yapıyorsun dayı. Günümüzü dolduruyoruz anlıyorum. Tamam. Dayım hiç senin yanında hay çırak geldi mi, hay çocuklar yok, çalışmaya? Yok. Ben kendim zor ederim. Bu yaştan sonra kimsenin kahrını çekecek hal yok. Yok şimdi değil mesela 20 sene 30 sene önce hiç geldi mi hay çırak? Yok gel gitti. Babamın yanına çok nelere geldi nelere gitti. İşte yetiştirdiğiniz hay çıraklardan senin yanında kimler vardı hatırlar mısın çocuklardan? Çırak, kalfa. Hepsi de öldü be. Hatırlamıyorum. Yetiştirdin yani. Ben yetiştirmedim. Baba yetiştirdi. Babam da yanında çalıştı. Yetiştirecek bir durum yok. Anladım dayım. Bazı insan işi bakarak öğrenir, bazı yaparak öğrenir. Bazen öğretmeye de gerekiyor, kendi kapar. Yok yok yok. Ben bakarak öğreniyordum. O şey olması lazım, CFR değil mi? O yanımda adam bir pantolon diktiği zaman nasıl yaptığına bakardım. Ertesi günü de ben alırdım pantolonu. Dayım senden bir ricam, şu makineye seni oturtsam iki dakika bir şey diksek şöyle bir ne çek. Ne dikeyim? Ne istiyorsan makine çalışsın. Senin bir şeyini dur, görelim. Bir dakika. Buyur dayım, gel dayım benim. Yervant dayı değil mi? Evet. Tamam Yervant dayım. Ama burada terzi dayı diyor. Terzi dayı değil mi? Evet. Tabii evet. Askısa. Ayol. Evet dayı. Terzi aşağı dayı. Aşağı dayı, yukarı dayı. Argal. Terzi dayı meşhur. Kaç senesindir bu dükkandasınız Akbarım? O benim, çıkarabilirsin yok, Akbarım. Yok yok. Kaç senedir dükkandasınız, buradasınız Akbarım? İstanbul Caddesi'nde. Ben bu dükkanda. 14-15 senedir. Ben daha anladım. Evvel Mercan'da. Şey oldu. Ameliyat oldu. Damar ameliyatı oldum. Çok geçmiş olsun Akbarım. Ondan sonra 2 sene evvel de kanser ameliyatı oldu. Allah şifanızı versin. Acilen çok çok geçmiş olsun. Öyle hayat devam ediyor anlayacağım. Allah şifanızı versin dayı. Güç kuvvet versin size. Cümlemize. Sağ olun. Ama şükür be. Şimdi bu ne akbarım, bu yuvarlak? Bu yuvarlak masra. Efendim? Masra derler. Bu makinenin altına takılıyor bu. Masra. Evet. Onu takınca ne oluyor? İp yukarı mı geliyor? Evet. Tamam. Şimdi bak oradan. Aleykümselam. 5'te dedim, saat kaç? 5. 5. 1 saat sonra. Bu yani Aksaray yarın sabah. Daha iyi. Tamam. Daha garanti. Ben 8'e kadar buradayım. 8'e kadar buradayım ben. Bu Aksaray. Tamam. Yarın. Tamam, problem yok. Garanti, rahat olur. Problem yok. Şey değil. Tamam, daha iyi. Rahat olur. Şimdi ipimi ayarlıyorsun Akbar. Ha, ipliğini takıyorum. Tamam. Bu ısmarlama terzilik mesleği o zaman bitti diyebiliriz değil mi Akbar'ım artık? Şu anda zaten diksen de diktirecek adam yok. Para ısmarlama şimdi çok pahalı. İşçiliği çok. Şimdikiler bir ısmarlama diktireceğine adam gidiyor. İki takım elbise mi alıyor dayı? 3 takım da alır. Onun için. O elinizdeki nedir Akbarım? Şu mesela. O yılbaşı için diktiriliyor. Ha, Galip baba yaşa. Aa iyi, çok güzel yılbaşı. Yılbaşılık yani. Tamam. Küçük şey dikiyor. Tamam. Onu böyle katlayıp üstüne. Tabii temizlik işi yapıyoruz.
Bizim işimiz böyle. El emeği göz nuru dayım. Parası az olsun, işçiliği az olsun. Öyle. Damlaya damlaya geliyor. 40 lira, 30 lira. Masraf çıksın hesabı. Ya, şükür be. Çıkar diyoruz yani. Allah daha çok kazanç versin. Kiramızı çıkarttık mıydı daha bir şey istemiyor. Bir de çorba kaynasın akbarım. Yok yok, çorba buradan kaynamaz. Kaynamaz mı? Buradan ev çalışmaz o. Aa, o çok... Cebin harçlıksız kalmaz. Ama... Uzamazsın da. 700 lira veriyordum, 2,5 lira veriyorum buraya. Onunla bitmiyor ki, elektriği var, suyu, ha, vergisi, muhasebesi, stopajı. Akbarım bu altta ne var, ayağınla ne yapıyorsun burada? Basıyorum abi. He. O ayakla basmasan çalışmaz mı? Yok. Allah. Yerman tamam, bu makinenin altında bir motor var değil mi? Evet. Kayış var. Evet. Bunu döndürüyor değil mi akbarım? Evet. Bir de az önce dediğin ayak pedalleri var herhalde. Bilmediğimiz oraya için. Oraya basarsan döner. Oraya basmazsan dönmez. Yok. Sadece çalışır. Buradan hem elinle buradan hem el hem ayak çalışıyor. Bir spor şeyi de değil mi? Bir spor yapıyorsun gibi de oluyor değil mi dayım? Elle pek iş yok. Şurayı çevirdin ya az önce. Burada. Ha. Oradan da el, hem el hem ayak çalışıyor aynı anda ama değil mi dayı? İğne yukarı çektim ben aşağıdan. Dayıdayım şurada çok güzel bir alet gördüm. Evet. Şu nedir? Kimden kalma? Babadan mı kalma acaba? O dükkandan kalma. Eskiden ceket deliklerini örmeden ucundan açardık. Pardon, çok özür dilerim. Böyle açardık biz. Ha, bununla açıyordun. Bununla açıyorduk. Ondan sonra tekrar açıyorduk, ileri örüyorduk. Öylelik yani, düğmenin yeri yuvarlak olsun diye. Şimdi bunun yerine makineler mi çıktı dayım? Makineler, makineler çıktı. Otomatik makineler. Anladım dayım. Burada böyle ipliklerim var. Evet. Siyah. Bu overlock makinesi dediğin bir daha anlatabilir misin? Ne yapıyor mesela? Delik mi açıyor? Ne yapıyor? Hem kesiyor hem dikiyor. Bu yuvarlak şey açıyor mu düğme yerleri? Yok. Ha, ayrı. Onlar ayrı. O ayrı bir şey. He? Onlar ayrı. Hem kesiyor hem dikiyor. Anladım dayı. O bizi bozar. Anladım dayım. Dayım, benim sormayıp da senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hay çocuklarına ne demek istersin? Vallahi şu an. Hiçbir şey de şimdi herkes bir tarafa çekmiş. Yapacak bir şey yok. Yani sanat bitti. Konfeksiyon çıktı. Bizden sonra zaten gelecekler bu işi yapma durumu olmaz. Yani işten anlayarak yapan çıkmaz. Çocuklarınız var mı dayım? Var. Allah bağışlasın. Torun? Torununuz var mı? Var. Allah bağışlasın hepsini. Birer tane çocuk var işte. Allah bağışlasın. Torun var onlarda. Çalıştıkları için yeter böyle. Çocuklarınız ne iş yapar? Küçüğü bir şirkette, büyüğü de çarşıda maklayıcılık yapıyor. Aa, kuyumcu. Ha. Kesin tanırım ben. 30 sene klimacılık yapıp çarşıda. Onlar niye terzi olmak istemedi dayım? Terzilik bir... Sen söyledin de mi yapmak istemediler terziliği? İstemediler. İstemediler. Herkesin ayrı yola şey. Terzilikten kim adam olmuş şimdi ya? Öyle diyorsun. Dayım burada bir şeyler var. Bunlar ne? Şu sarı malı. Onları penyelere koyduğum zaman... Bak. Buyur dayım. Hıramlı. Şöyle koruyorum. Açılsın bura. Şimdi o taşları var ya. O taşları şöyle düzelttiğim zaman. Şöyle koyuyorum. Ağırlık. Yani böyle koyuyorum. Düzeltiyorum. Koyuyorum, düzeltiyorum. Taşların da çok kaliteli abi. Şey gibi ya. Sarı mı? Lazımsa vereyim. Külçe altın olsaydı alırdı. Yok be. Ya. Sana bir şey değil mi? Dünya boş he. Dünya boş ya. Değmez ki. Hı. İstanbul bizim olsa ne olur. Ama senden küçük bir hatıra bir şey alabilirim ha Yervant abi. İstanbul böyle, bizim olsa ne olur. Senden bir ufak ip bir şey alabilirim. Bana hatıra verebilirsin. Çekim yaptıkları yerden ufak bir şeyler alıyorum Yervant abi. Böyle bir hatıra. Hallederiz. Şöyle ufak bir ip de verebilirsin Yervant abimden hatıra. Al. Ya da bir şey ne bileyim aklına ne geliyorsa. Şuradan al. Nereden alayım dayı? Şu mu?
Al bir tane oradan. Yok sen hangisini oradan zaten? Al bir tane tamam. Bu sana çok giden bir renk olmasın ama. Başka verirsin. Gitmeyen bir renk ver. Ben bakayım. Kullanmayacağım. Ben anı olacak. Hatıra kalacak yani. Ben Yervat daydayım. Burada Galatasaray forması bile var. Daydayım ayakkabılar. Evet. Ne güzel. Oo üstte de vallahi vitrin. O torunumun yeleği. He öyle mi? Bunlar torunlarımın ayakkabıları. Uğur diye koyuyorum ben. Torunun ayakkabıları. Evet. Öbür taraftan çek. Çekeceğim. Çektim de bir daha çekerim. Çektim önden. Aha. Bu da torunun şortu mu? Evet. Galatasaraylı. Hasta. Hasta. Benim garim de hasta Galatasaraylı. Çok sağ ol. Erman Taydayım. Hatıra olacak. Saklayacağım. Evet. Ağzına yüreğine sağlık Erman Takbarım. Ne demek? Bundan sonraki hayatına sağlık, başarı, mutluluk. Cümlemize. Çok teşekkür ederim yakın ilgine. Para pul olmasın, sağlık olsun. En güzel şey. Önce sağlık, tabii. Sonra biraz para. Ya para sağlık, biraz sağlığı. Sağlık olduktan sonra para olur. Meşguliyet yaparsan geliyor. Kazanırsın yani. Evet. Tabii. Sağlıklı adam çalışıp para kazanır değil mi yani? Hı. Sağlıksız olsan para kazanamazsın. Doğru diyorsun. Ön şeyin biz, başı sağlık. Biz memlekette küçükken okula gidip gelirken iş yaptırırlardı bize. Yani öyle biz alıştık. Şimdi mesela evde ben şahsen bağlasam durmam ben. Bir meşguliyet lazım. Hareket etmen lazım. Bir faaliyet olması lazım. Ben evde duran adam çabuk geberir gider. Bir de hanımı dırdırır mı çekeceğiz abi? Kimse yok burada. Bir de hanımdan da biraz kaçmak lazım. Yok. Öylesi yok. Biz Anadolu'da biliriz. Şaka biz diyorum ya. Şey latife yok. Yapıyorum. Biz, herkes çoluğumuz, o İçişleri Bakanı ya. Sen Dışişleri Bakanı. Evet. Herkesin görevi evet. Var yani. Şükür. Ağzına sağlık Erman Dayı'dayım. Teşekkür ederim. Kal sağlıcakla. Geldiğin için teşekkür ederim. Hürmetler diliyorum. Görüşmüş olduk. Sağ olun. Tanımış olduk. Sağ olun. Eksik olmayın. Sizler de tanımış olduk. Teşekkür ederim. Var olun. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bir daha yap bay bay. Hadi bay bay. Sağ ol Dayı'dayım. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Var ol.